Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere bağırsağımızda yaşayan mikroplar konusunda, yani iyi mikroplar, kötü mikroplar, bunların dengesi ve bu dengeler bozulduğunda ne olur, nasıl hastalıklar meydana gelir, bu dengeyi nasıl koruruz konularında görüşlerimi belirteceğim. İnsan vücudunda 100 trilyon kadar bakteri bulunmakta. Yani insan hücrelerinin yaklaşık 10 katı kadar bakteri bulunmakta. Ve bu bakterilerin büyük kısmı da özellikle kalın bağırsağımızda bulunmaktadır. Bu kalın bağırsağımızda bulunan dost bakterilere, iyi bakterilere probiyotik diyoruz. Kötü bakterilerin ağırlık kazandığı durumlarda ise disbiyozis adı vermekteyiz. İşte kötü bakteriler eğer bağırsaklarımızda öne geçerse çok sayıda, en az 20-30 adet hastalık tetiği çekilmekte. Bunların başında özellikle bu iyi bakteriler bizim bağırsak floramızı dengelediğinden ve bağırsak florasında bir bariyer oluşturduğundan dolayı toksinlerin, hormonların kana karışmasını engelleyerek başta beynimizi korumakta, bununla birlikte bağışıklık sistemimizi korumakta. Bunların bozulduğu durumlarda alerjik hastalıklarından tutun, bizim kendi günlük enerjimizden tutun, şişkinlik, gaz, ishal, kabızlık gibi şikayetlere kadar hepsi ortaya çıkmakta ve bazı romatolojik hastalıklar, ülseratif kolit gibi, Crohn gibi, kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları, irritable bağırsak sendromu, fibromiyalji, nörolojik hastalıklar, MS ve Alzheimer da bununla ilgili olabilir, psikolojik hastalıklar, otistik durumlar, kalp hastalıkları gibi saymakla belki bitmeyen birçok hastalığın sebebi bağırsak mikrobiyotamızın iyiliği ve kötülüğüyle alakalı. Bilim bunu son yıllarda geç keşfetti. Fakat üzerinde bir yığın çalışmalar var. Bu yüzden bağırsak floramızın dengeli ve düzgün olması gerekiyor. Dengeli ve düzgün olması için de probiyotiklerin, iyi bakterilerin artması, kötü bakterilerin azalması gerekmekte. Biz probiyotik dediğimiz iyi bakterileri doğal olarak yediğimiz gıdalardan, fermente edilmiş gıdalardan almaktayız. Özellikle turşu, yoğurt, kefir, sebze, meyve gibi gıdalardan almaktayız. Ama bunun yetmediği durumlarda probiyotik, kapsül veya toz haline getirilmiş, vücudumuza faydalı bakterilerin endüstride yapılması sonucu bunları gıda takviyesi olarak kullanabilmekteyiz. Ama bunları ne zaman, nasıl kullanacağımız konusunda kesin bir bilgi yok. Özellikle probiyotikleri kullanacağımız tek alan, kesin bilinen ki diğer alanlarda kullanılabilir ama o konularda biraz daha şüpheli durumlar var. Tek alan antibiyotik sonrası ortaya çıkan ishal durumudur. Uzun süreli ya da 15 günden fazla antibiyotik kullanımından sonra bağırsak floramız oldukça bozulmakta ve flora bozukluğu 4 yıla kadar sürebilmektedir. Bu yüzden bağırsak floramız antibiyotiğe bağlı bozulduğunda arkasından ben prensip olarak kendi polikliniğimde en az 3 hafta kadar probiyotik kullanmaktayım. Özellikle uzun süreli bağırsak florası bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir hastalığımız var. Pseudomembranos enterokolit. Yani bağırsakta Clostridium difficile enfeksiyonun meydana gelmesi durumunda öldürücü olmaya kadar giden bir bağırsak enfeksiyonudur. Bu durumda da probiyotiklerin kullanılması fayda sağlamaktadır. Probiyotiklerle birlikte prebiyotik kavramı da var. Bunu karıştırmamak lazım. Probiyotik ayrı, prebiyotik ayrı bir kavramdır. Aslında prebiyotikleri de gıdalarla almaktayız. İşte ne bileyim soğan, sarımsak, domates, fındık, fıstık, badem, tahıllarda bulunmakta. Bu prebiyotikler bağırsaklardaki iyi bakterileri beslemekte, iyi bakterilerin daha iyi olmasını sağlamakta ve iyi bakterilerimiz daha iyi olduğu zaman biz de daha canlı olmaktayız. Prebiyotikleri de, probiyotikleri de beraber aynı anda aldığımız zaman simbiyotik etki demekteyiz. Yani bunları şu an probiyotik kapsülleri ve tozları şeklinde endüstride var ve bunların içerisinde bağırsaklarımızda faydalı en çok hangi bakteriler varsa onlar konulmakta. Fakat her probiyotiği her türlü durumda kullanabilir miyiz? Hayır. Kabızlık durumda kullandığımız ayrı, ishal durumda kullandığımız ayrı, huzursuz bağırsak yani irritable bağırsak sendromunda kullandığımız ayrı probiyotikler
farklı farklıdır. Ben şimdi sizlere bu probiyotikleri bir 3-4 tane canlı örneklerini göstermek istiyorum kutularıyla birlikte. Probiyotikler üretilmesinden tüketilmesine kadar bunların kullanımı bir sorun aslında. Yani üretimin uygun teknik şartlarda olması, karanlık alanlarda saklanmış olması, depolanma tekniği ve eczaneye geldiğinde eczanede nasıl saklanması, raf ömrü, bunların hepsi önemli. Cam şişede olması ve plastik şişede olması etkili olduğunu gösteriyor. Yani cam şişede olanları tercih etmekte fayda var. Bu probiyotikleri biz eczaneden alırken içine baktığımızda üzerinde bakteri sayılarını yazar. Bir koloni içinde 5 ila 10 milyar bakteri olanını tercih etmek gerekir. 1 milyarın altında bakteri olanlarda etkinlik daha azdır. Bunların içerisinde hangi hastalıkta ne olduğu konusunda bilgileri de vermek istiyorum. Mesela bu probiyotiğimiz içerisinde Lactobacillus plantarum bulunmakta. Diğer bir gene probiyotiğimizin içerisinde Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium yazmakta. Yani esas bizim kolonda, bağırsaklarımızda bulunan bakteri gruplarının iki tane temel bakteri grubu var. Lactobacillus ve Bifidobacterium grubudur. Diyelim şu preparatta, burada mesela üstünde okuduğumuzda Enterococcus var, Lactobacillus acidophilus var, Lactobacillus Rhamnosus var, Bifidobacterium longum var, Bifidobacterium bifidum. Yani bunları aslında biz eczanelerden alırken içerisinde hangi bakterinin olduğunu ve bu bakterilerin hangi bakterinin neye iyi geldiğini bilmemiz gerekir ki bazen de kaş yaparken göz çıkarmayalım. Bu yüzden mesela ishal durumlarda, özellikle çocukların ishalinde, rotavirüs ishallerinde etkili olan bakteri Lactobacillus rhamnosus'tur. Antibiyotiğe bağlı ishalde, özellikle Ampicillin-Sulbactam'ın oral kullanımına bağlı gelişmiş olan Clostridium difficile enfeksiyonlarında, ki Ampicillin-Sulbactam'ın oral kullanımını ki ben genelde kullanmıyorum, oral kullanımında %25 antibiyotik ishali meydana gelir. Burada da Saccharomyces boulardii mayası kullanılırsa antibiyotikle beraber bu ishal durumunun %25 azaldığı bilinmekte. Ayrıca Neşkotizan enterokolitte Bifidobacterium infantis, ülseratif kolitte ve Crohn'da Saccharomyces boulardii, kabızlıkta özellikle Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus rhamnosus bakterileri fayda görmekte. Bunları alırken doktorunuzla irtibata geçip hangi probiyotiğin ne zaman kullanılacağını bilmek gerekir. Ama bugün için bu probiyotikleri biz ne kadar, nasıl kullanacağız konusunda bilimsel bir elimizde veri yok. Sadece antibiyotik ishali, turist ishali, yaz ishalleri, işte dediğim gibi Pseudomonas enterokolit durumlarında ve sindirim sistemi bozukluklarında, şişkinlik, gaz, ishal gibi irritable bağırsak sendromu durumlarında bunları tercih etmekteyiz. Bir probiyotik bir insana iyi gelirken diğerinde iyi gelmeyebilir. Bazen başlangıçta probiyotikler kullanırken ilk 3 gün, 5 gün, 1 hafta kendisi yan tesir yaparak sindirim sisteminde şişkinlik, gaz yapabilir. Bunlar geçicidir. Bu yüzden probiyotik alırken, kullanırken, doktora danışarak hangi probiyotiğin ne zaman nasıl kullanacağını bilmek gerekir. Bir de bu tabii dışkı flora testi, dışkı analiz testi diye bir testimiz var. Onu da size göstermek istiyorum. Bu dışkı flora, bağırsak flora rapor örneği şurada bir tane görülüyor. Bu bağırsaklarımızdaki hangi bakteri ne kadar var, hangisi zararlı olanlardan ne kadar fazla, biz hangi probiyotiği vereceğiz şeklinde. Bu dışkı flora analizi de belki bu probiyotik seçiminde bir fayda verebilir. Mesela şurada yapılan bir örnek dışkı flora analizinde Clostridium türlerinin çok yüksek olduğunu, 3 milyar olduğunu, halbuki 1 milyarı geçmemesi gerektiği belirtilmekte. Burada da muhtemelen bir antibiyotiğe bağlı Clostridium enfeksiyonunun ve enterokolitin başladığını görüyoruz. Bu durumda da eğer böyle bir şey varsa vereceğimiz probiyotikin içerisinde Saccharomyces boulardii mayasının olmasında fayda var. Dışkı flora analizini biz kimlere yapıyoruz? Dışkı flora analizlerini özellikle 6 aydan fazla şişkinlik, gaz, ishal, kabızlık ve sindirim sistemi bozuklukları olan kişilere dışkı analizini yapmaktayız. Bir de size
Obezite ile bağırsak florası arasındaki ilişkiyi söyleyeceğim. Çünkü o da çok önemli. Obez kişilerin bağırsak florasının bozuk olduğu, obezite ile bağırsak florası arasında bir ilişki olduğu söylenmekte. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Aynı yemeği, aynı kalorideki ve aynı besin maddelerini iki kişiye veriyoruz. Birisi diyor ki ben yiyorum ama kilo almıyorum. Diğeri ben yiyorum ama kilo alıyor. İşte burada obez bağırsak sendromu diye bir şey söz konusu. Obez bağırsak sendromu şu. Aynı gıdaları vermemize rağmen sindirilmemesi gereken karbonhidratlar ve lifler obez kişilerin bağırsaklarındaki kötü bakteriler tarafından sindirildiği için fazla kalori ortaya çıkmakta. Yani obez kişinin bakteri florası bozuk. Bozuk olduğu için aynı gıdayı veriyoruz. Buradaki insan o gıdayı yediğinde 500 kalori alıyor. Buradaki insan 750 kalori alıyor. Sebebi de bağırsak florasındaki bakterilerin sindirilmemesi gereken karbonhidrat ve lifleri sindirip fazla kalori alması. İşte obezite tedavisinde de probiyotikler gene düşünülmekte. Tabii probiyotikler bağırsak florasını geçici olarak düzeltmekte. Bundan sonraki video konuşmamda gayta nakliden bahsedeceğim ki gayta nakli bağırsak florasını radikal düzelten tek çözümdür. Gayta nakli nereden çıktı, gaytanın da nakli mi olur demeyin. Gayta nakli hayat kurtarıcı bir tedavi şeklidir ve son 7 yıldır dünyada uygulanmakta. Bunu da bundan sonraki videomda bahsedeceğim. İyi günler diyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.